Herkese sıcaktan erediğimiz bir günden merhabalar. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün elimde uzun bir aradan sonra 4 farklı Cars karakteri var. Bunların arasında daha önce ulaşmaya çalışıp bir türlü ulaşamadığım Red ve Stanley de var kapaktan gördüğünüz üzere. İlk defa inceleyeceğiz. Bunlar sayesinde radyatör kasabasını tamamlamış olacağız. Red ve Stanley dışında Datsun'umuz var. Bu hız arabasını zaten hatırlıyorsunuzdur Cars on the Road'dan. Rich var ki bununla ilgili detayları biraz sonra anlatacağım. Bir de Palyanço'muz var. Yine bu da Cars on the Road'dan bir karakter. Hepsini çok severek aldım. Özellikle Rich'i uzun süredir bekletiyorum elimde. Zaten kutusundan da anladığım üzere bayağı eski. En son Red ve Stanley geldi. Red'in eski sevgilisi de vardı hatırladığınız gibi daha önceki videolardan. Yan yana güzel olacaklar. Radyatör kasabasını tamamlamış olacağız bunlar sayesinde. Umarım daha fazla Cars karakteri bulmaya devam edebilirim. Hadi paketleri açmaya geçelim. Ya da sizin deyiminize kutuların içinden geçelim. Evet, şöyle tüm karakterleri aldım. Masaya geçtim. Şimdi önce hangisinden başlayacağım bir karar veremedim. Şöyle şunları bir kenara alayım. Zaten gördüğünüz gibi kameraya sığmıyorlar. Şöyle bir kenara alayım bakalım. Her videoda olduğu gibi hangisinden başlayacağıma karar verebilmiş değilim. Evet, karar verdim. Bundan başlıyorum paketi açmaya. Gördüğünüz gibi yeni koleksiyon için yeni bir McQueen. Bence müthiş. Bence her koleksiyonun koleksiyonda olması gereken bir araç. Şimdi düşündüm taşındım. Şaka bir yana karar verdim. Evet, şöyle karar verdim. İlk karakterimiz Grables olacak. Kendisi Cars on the Road'daki Palyanço'ydu. Bu arada bu videoda ilk defa sizinle birlikte bir şey deneyeceğiz. Artık karakterleri dönen bir platformda inceleyeceğiz. Eğer beni daha önce Instagram'dan ya da Discord'dan takip ediyorsanız, ki aşağıya linkleri geçti şu an, zaten ne aldığımı görürsünüz. Bu videoda da göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem detaylara sahip bir Palyanço. Filmdeki karakterle birebir aynı. Güzel küçük tekerlekleri var, sarı jantları var ve gayet sevimli duruyor. Önden bakıldığında bu kırmızı Palyanço burnuyla inanılmaz güzel duruyor. Palyanço burnu tamamen şeye birleşik, gövdeye birleşik, ayrılmıyor hiçbir şekilde gördüğünüz gibi. Biraz bir çok hafif bir kıpırdıyor ama çıkmıyor. Onun dışında yeşil yeşil gözleri var. Ağzı şöyle çok belli olmuyor ama şurada bir ağız detayı var. Yani ne kadar gülümsüyor gözükse de biraz surat asan bir Palyanço gördüğünüz gibi. Far detayları gayet güzel yerinde. Şurada minik bir logosu var. Aynaları gayet güzel yapılmış ama aynaları çok esnek. Yani çok hızlı kırılabilir aynaları var. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Aynı şekilde spoiler kısmı da, şu küçük spoiler kısmı da gövdeye birleşik bir plastik. Yine bu da kırılabilir bir yapıda. Arkadan baktığımızda araca gördüğünüz gibi plaka detayı var. Gayet güzel farları boyanmış. Aynı şekilde şurada da küçük bagaj kapağının boyamaları yapılmış. Gayet güzel görünüyor. Cars karakterleri arasında yani özellikle McQueen'in Palyanço'lardan korktuğunu öğrendikten sonra Palyanço'lara ayrı bir ilgi duymaya başladım. Ve bunu da severek aldım. Gerçekten çok sevimli gözüküyor gördüğünüz gibi. Yine aralara dediğim gibi detaylı inceleyebilmek için şu aldığım minik dönen standtan farklı farklı görüntüler gireceğim. Seveceğinizi düşünüyorum. Bu standı ilerleyen zamanlarda farklı projelerde kullanacağız. Bunlardan da haberdar olmak için beni aşağıdan takip etmeyi mutlaka unutmayın. Gelelim bir sonraki karakterimize. Yine Cars on the Road'dan devam edeceğim. Dats'ı birçoğunuz bulmuştu zaten. Özellikle Discord grubundaki arkadaşların çoğunda var gördüğüm kadarıyla. Bazılarında bazı koleksiyonlar var. Akıl alacak gibi değil. Yine onları da koleksiyon video serisinde inceleyeceğiz. Siz de koleksiyonlarınızın bu kanaldaki videolarda yer almasını istiyorsanız yine Discord grubundan koleksiyon video serisi kanalına görsellerinizi gönderebilirsiniz. Dats gerçekten hem rengiyle hem görünümüyle gerçekten bir müthiş bir hız arabasına benziyor. Kapalı jantları var gördüğünüz gibi, tekerlekler hiçbir şekilde gözükmüyor. Yani hız için tasarlanmış bir araba olduğu için aerodinamiği tamamen ona göre rüzgarı yarıp geçmeye odaklanmış bir araç. 08 numarası var. Şöyle havalı bir gülüş atıyor gördüğünüz gibi. Son derece etkileyici. Kısık göz kapakları, bir uzay mekiği tasarımıyla müthiş bir spor araba aslında. Arkada ateşleyicinin o işte egzoz çıkışının kısmı kırmızıya boyanmış. Onun dışında çok fazla bir detayı yok. Zaten herhangi bir farı, sinyali, aynası falan olmadığı için çok fazla bir detay beklemeye gerek yok. Bu aracın önden görünümü çok hoşuma gidiyor. Özellikle renk tasarımı da bayağı etkileyici geldi bana. Alt kısmını da şöyle göstereyim. Alt kısmı komple beyaz. Gördüğünüz gibi çamurlukların içi tamamen boş. Yine de böyle sergileneceği için müthiş gözüküyor. Cars on the Road'un karakterlerini biriktirmeye devam ediyorum. Gelelim sıradakine. Rich Hurry. Rich Hurry'i aslında hem o şarkı söyleyen karakteri bulmak için hem de orkestrayı hepsiyle beraber bulmak için aldım.
Tabi bakalım ne zaman bulabileceğiz. Göreceğiz. Şöyle koruyucu bir plastikle geliyor. Küçük bir forklift olduğu için böyle bir şey olması iyi olmuş. Herhangi bir şekilde karakterin zarar görmesi engelleniyor. Hemen şöyle forkliftin detaylarına bakalım. Bu klavyeyi çalan, yani daha doğrusu gitarı çalan forklift. Çünkü burada gitar telleri var gördüğünüz gibi ama klavye gibi düşünün. Şöyle baygın bakışlı gözleri var. Yani havalı bir gülüş atıyor bir de. Kahverengi gözleriyle gerçekten çok etkileyici. Şunları işte hareket ettirerek müzik yapıyordu. O sahneyi mutlaka bu araya girerim. Küçük bir karakter olduğu için çok sevimli gözüküyor. Çok da tatlı bir yeşil rengi var. Gördüğünüz gibi minicik tekerlekleri var. Kolay zarar görebilir bir karakter. O yüzden dikkatli davranmakta fayda var yine. Kahverengi bir şapkası var. Arka tarafında çok fazla bir detay yok. Altında yine küçük küçük yazılar, Disney, Pixar falan yazılmış ama o kadar küçük ki okumak biraz zor tabi. Made in Thailand yazıyor gördüğünüz gibi. Bu son derece eski bir karakter. İlk kas karakterlerini biriktirmeye başladığında kutular bu şekildeydi. İçinden küçük isim etiketi falan çıkıyordu. Artık doğrudan isimler kutuların üzerine işleniyor bildiğiniz gibi. Bu da uzun zamandır elinde olan bir karakter. Hani hepsini bulup açarım diye düşünüyordum ama bulamıyorum. Yani daha doğrusu bulmak giderek zorlaşıyor. O yüzden tek tek açmaya karar verdim. Umarım o bateristi ve diğer müzisyeni de bulma şansım olur. Aranızda birçoğunuzda var gördüğüm kadarıyla onlar. Bir de o şarkı söyleyen karakteri bulmak istiyorum ama hayırlısı tabii. Bu şekilde müzik yapıyordu. Şöyle küçük bir müzik kutusu var. Daha doğrusu işte çaldığı aletin ses çıkarmasını sağlayan bir kutu var. Bir de şöyle müzik aleti var. Arabalar özel olarak tasarlanmış bir müzik aleti gördüğünüz gibi. Son derece güzel. Ve bunları böyle sergilemek de son derece güzel olacak. Şöyle onu da kenara alalım. Gelelim bu bölümün yıldızlarına. Benim aylardır sabırsızlıkla beklediğim karakterlere. Red ve Stanley. Yani bunlar sayesinde Radyatör Kasabası'nı tamamlamış olduk. Şimdi bu kutuyu yırtarken biliyorum birçoğunuzun içi acıyacak. Ama ben keyifle yırtacağım. Yırttıktan sonra pişman oluyor muyum? Oluyorum ama yine de açmak eğlenceli. Bu arada bu sanıyorum metal olarak aldığım en büyük Cars karakteri. Evet, kutunun içinden geçtik. Şöyle koruyucu bir plastikleri var. Stanley içerisinde kaldı. Red'i şöyle kenara alalım. Oo, bayağı ağır bir karakter. Ve Stanley'i de şuradan çıkartalım. Stanley müthiş gözüküyor ve benim Stanley gerçekten Cars dünyasını sevdiğim bir karakter. Önce Stanley'den başlayalım incelemeye. Tamamıyla plastik yapıda. Zaten Stanley'nin kendisi değil, heykeli olduğu için plastik olması gayet normal. Ön tarafında gördüğünüz gibi Stanley yazıyor. Aynı şekilde heykel filmdekiyle birebir yapılmış. Son derece güzel göz detayları, aracın bütün detayları var. Stanley'nin Mater'a bir şeyler satmaya çalıştığı bölümü çok sevmiştim. Mater'ın zaman yolculuğu yaptığı bölümü. Stanley bildiğiniz gibi detaylarıyla aslında birçoğunuz artık hakimsiniz. Radyatör Kasabası'nın kurucusu. Bunun bilgilerini de yine Cars'a ait farklı bilgiler verdiğim bir videoda anlatmıştım. Onu da yukarıdaki kartlardan yine izleyebilirsiniz. Stanley hem çok eğlenceli ve neşeli bir karakter, bir o kadar çatlak bir karakter. Lizzie'nin yanında bu heykelciyi de sergilemeye devam edeceğim. Gerçekten güzel bronza boyanmış bir rengi var. İyi saklamak lazım bunu. Müthiş gözüküyor. Belki ileride farklı projelerde bunu heykel olarak da kullanabiliriz. Aklımda hala Radyatör Kasabası yapmak var. Gelelim bu bölümün yıldızına. Red. Red her şeyiyle, çiçeklere olan ilgisiyle, karakter yapısıyla, utangaçlığıyla beni Cars dünyasında çok fazlasıyla etkileyen bir karakter. Yani bu kadar büyük bir cüsseye sahip olup bu kadar utangaç ve tatlı olmayı nasıl başarıyor bundan emin değilim. Kahverengi gözleri var gördüğünüz gibi, çok tatlı bir gülüşü var. Red'in bir eski sevgilisi vardı, Mildred Blaine. Onu da bir videoda açmıştık, artık kavuşabilirler. Tabi oradaki Radyatör Kasabası'nda değil, buradaki Radyatör Kasabası'nda kavuşuyorlar maalesef. Ayna detayları çok güzel. Yan tarafında Radyatör Spring yazıyor gördüğünüz gibi. Fire Department yazıyor bir de. Şu şekilde göstereyim. Yine burada da Radyatör Springs yazıyor. Gayet güzel bir şekilde. Tekerlekleri ve jantları müthiş. Çok tatlı, hoş böyle kırmızıdan bir ton açık bir rengi var. Müthiş gözüküyor. Herhangi bir şekilde bu kısım oynamıyor. Yani merdivenini alçaltıp yükseltemiyorsunuz.
Oynayacakmış gibi geliyor ama oynamıyor gördüğünüz gibi. Yine bu tarafında da Fire Department, Radiator Springs ve yine burada da Radiator Springs yazıyor gördüğünüz gibi. Chrome detaylarla müthiş görünüyor. Alt kısmını da şöyle göstereyim. Gerçekten müthiş bir karakter. İri yapısıyla da çok güzel görünüyor. Beni gerçekten etkiledi. Aylardır da bekliyorum kendisini. Uygun bir fırsat buldum ve alabildim. Bunu aldığıma çok sevinecek arkadaşlar olacaklar aranızda. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda bir like atarak da bunu bana gösterebilirsiniz. Yakında bu Cars karakterleriyle ilgili farklı projelerim de var. Onları da bir ara topluluk kısmından ya da Discord'dan duyurmaya devam edeceğim. Red gerçekten müthiş bir karakter. Her zaman Stanley'nin yanındaki çiçekleri sularda hatırlarsanız bu çiçek sulama sahnelerinde mutlaka aralara gireceğim. Bir de Red'in ağlayıp kaçtığı bir sahne vardı. Orada ben buna çok üzülmüştüm. Koskocaman itfaiye kamyonu nasıl ağlayıp kaçabilir diye. Ama gerçekten çok tatlı bir karakter ve detaylarıyla müthiş gözüküyor. Gördüğünüz gibi metal detayları tamamen yapılmış. 002 plakalı. Şöyle plakasını biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Açıkçası neden 002 plakasına sahip olduğunu bilmiyorum. Neden 1 değil de 2 mesela onu bilmiyorum. Araştırıp belki bir ilerleyen videoda sizinle paylaşabilirim. Jantları falan güzel boyanmış. Eski bir traktör. Eski bir itfaiye kamyonu olduğu için böyle hani yapısı da o döneme ait, eski dönemlere ait bir yapıda. Böyle kafa kısmı, işte gövde kısmı falan gerçekten çok güzel detaylandırılmış. Üzerindeki minik sirenleriyle çok sevimli görünüyor. Burnu olan karakterlerden bir tanesi. Cars dünyasında burnu olan karakterler oldukça azdır. Mesela Pariancho'ların burnu var, bunların var. Birkaç farklı karakterin daha burnu var. Özellikle mesela şeyin burnu vardı hatırlarsanız. Bu McQueen destekçisi karavanlardan bir tanesinin burnu vardı. Lastikti burnu. Bu da burnu olan karakterlerden bir tanesi. Yani nadir karakterlerden bir tanesi. Vallahi aldığıma çok sevindim. İnanılmaz da heyecanlıyım. Hemen diğer Cars karakterlerimin arasına koyacağım. Şöyle hepsini bir kenara toplayayım. Gayet güzel bir video oldu. Beni de fazlasıyla tatmin etti. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla paket açılışı videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Cars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.